Başkanım siz bu arada şöyle bir indirim söz konusu meclis bir karar almıştı Kasım ayında. Doğru. Şimdi o indirim yürürlüğe girdi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Elektriğe bildiğiniz gibi bir yıl içinde %100 zam geldi. Biz gerçekten 30 büyükşehir belediyelerin içinde en uygun veren belediyelerden bir tanesiyiz. Hayat çok pahalı. Tabii ki şimdi biz suyu 7. 8. kata neyle pompalıyoruz? Bisiklet pompasıyla mı pompalıyoruz kardeşim? Elektrikle pompalıyorsun. Elektriğe gelen zam belli mi? Evet. Belli. Ben diyorum ki belediyelerin kullandığı elektrik ücretsiz olsun memlekette. Çünkü en büyük girdi maliyetimiz bizim elektrik. Doğal olarak biz bir yıldır zam da yapmadığımız gibi Kasım ayı meclisinde %7 indirim yaptık. 1 Ocak'tan itibaren girdi. Bu faturalarda zaten vatandaş bunu fark edecek, hissedecek. Siz eğer belediyelerin, Türkiye'deki bütün belediyelerin kullandığı elektriği ücretsiz verirseniz su ücretleri de herhalde vatandaşa 1 lira gibi veya ücretsiz verilebilir. Çünkü vatandaşın cebinde para yok, para yok kardeşim. O kadar pahalı ki doğalgaz. Yem. Ya sarımsağın kilosu kaç para sen biliyor musun? 35 lira olmuş sarımsağın kilosu. Evet. 35 lira sarımsak ya. Biz Türk milleti olarak sarımsağı çok severiz, onu da ithal ediyoruz. Nasıl çıkacaksın sen bu işin içinden? Aydın'ın ekonomisi ne? %50'si tarım değil mi? Evet. Tarıma dayalı değil mi? Tarımı ayakta tutmak zorundasın. Sen her şeyi ithal ederek bunun sonu ne olacak? Ne olacak? Nereye varacak bu işin sonu? Önce ben geçmiş olsun diyorum gerçekten. Tabii bu ilk defa başımıza gelmiyor. Her yıl başımıza geliyor ama bu yıl gerçekten çok ciddi bir şekilde oldu. Çok ciddi bir afet oldu. Ama zaten biz bunun olacağını biliyoruz. Uzun süredir de bu konunun çözülmesi için gerekli uyarılar yapıldı. En çok da tabii ki Ziraat Odaları bu konuda gerekli uyarıları yaptı. Fakat tüm siyasetçiler seçim döneminde söz veriyor. Bu konuyu dile getiriliyor. Fakat işte ortada ne halde oldu? Yazıktır, günahtır, milli servettir. Ne söylüyorum, altını çiziyorum. Bu işin siyaseti yok beyler. Elinizi kolunuzu sıvayın, gelin şu işi çözün. Her seçim döneminde söz veriliyor, ondan sonra sözler unutuluyor. Hani bu ben söyleyince kızıyorlar bunu ama bunu da dile getirelim müsaade edin de yani. Müsaade edin de yani çiftçinin durumu ortada işte yani. Yazıktır, günahtır. Tabii Sayın Başkanım siz takip edebildiniz ve edemedinizi bilmiyorum. Biz büyükşehir olduktan sonra Aydın Belediyesi döneminde de bunu yaptık. Tarlada ürünü kaldıysa bir üreticinin biz büyükşehir olarak hep alıcı olduk. Bu portakal olsun, nar olsun, erik olsun. Amacımız ne? Siz çok daha iyi biliyorsunuz. O ürüne bel bağlamış. Evet. Üretici. Yani düğünü var, sünneti var, borcu var, harcı var. Ama evet, para yapmıyor, toplamıyor bile. Biz hemen büyükşehir olarak devreye büyük giriyoruz. Hizmet verdiniz orada. Satın alıyoruz. Son onları ne yapıyoruz? Kendimiz yemiyoruz ha onları, evet, da. Halka dağıtıyoruz. Evet. Fakir fukara, garip kurabaya dağıtıyoruz biz bunları. Biliyorsunuz tohumu bile artık ithal eder duruma geldik. Bir tadı tuzu yok. O çocukluğumuzun domates, salatalıkların, evet, kokuları olurdu. Mis gibi buram buram kokardı. Biz ne yaptık? Bütün köyleri dolaştık. Büyüklerimizin sandıklarından o yerli tohumları aldık. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Onlar da bize güvendiler, verdiler. Yenipazar'da ve Bozdan'da sera kurduk. Ve bu seraların içinde o yerli tohumları biz fide haline getirdik. Domates, biber, ne bulduysak, salatalık. Çok... Yerli ve milli olacaksınız. Aha, tam işte bu yerli ve milli bir projedir. Biz kendi yerel tohumlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Evet. Yoksa başkanım çıkmazsak biz bunlar kaybolacak bakın. Kaybolacak, kaybolmasın. Evet. Yani onun tadı bambaşka. Gerçekten. Gerçekten bambaşka. Hem de ekonomik kardeşim, evet, ya işte kendi tohumumuz ya. Ne gereği var yurt dışından ithal etmeye tohumu? Biz yeni pazardaydık. Gerçekten pazar da çok pahalı ha. Ispanak olmuş 7 lira kilosu. Acı biber 18 lira başkan. Ya zaten onun sağım. Onun yanına zaten patlıcan, biber. Evet. Yanına yaklaşılmıyor. Ya bak bir şey söyleyeyim sana. Yeni pazarda da söyledim. 1 kilo
Ispanaktan yemek yapılmaz. Evet. Şu kadar kalır. En az 2 kilo alacağım, 14 lira. Soğanı bunun. İçerisine giren salçasıdır vesairesi. Yoğurdu söylemiyor. Yoğurdu söylemiyor. Kese yoğurdunu zaten söylemiyor. Kaç para evet. olduğunu. Dünya parası. E çıktı sana geldi mi 40-50 lira maliyet? Evet. Maalesef. Gerçekten çok bağlı. Yani ortalık. Hani hanımlar daha iyi biliyor. Çünkü tencereyi hanımlar kaynatıyor. Evet.